Berhan Şimşek. Programa yeni gelen izleyiciler için bir kez daha belirteyim. Bu programda aynanın arkasından aynanın önüne çıkarmaya çalıştığımız konu, problem, soru ve sorun şu efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda görünen muhalefet neyi talep ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni içeriden yıkmak mı istiyor, yoksa tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlar, problemler, kısacası strateji ve taktik düzeyde genel başkana yaptırılmış olan yanlışlıkları, hataları neler olduğunu ortaya koyup bu önümüzdeki süreçte doğruların neler olması gerektiğini mi sunmaya çalışıyorlar? Reklama giderken bıraktığım soru şuydu, biraz da kişisel meraktı ama görüyorum ki gelen sorulardan da bu meseleyi merak eden epey de bir izleyici var. Bu izleyiciler adına Sayın Christina Coşar'ın sorusunu kendi sorumla birleştireyim. Benim sorum şuydu, madem ki bu referandum sürecinde bu kadar yüksek bir oy oranını İstanbul'da il başkanı olarak yakalattınız, bu kadar da deneyim sahibiydiniz, 2023'ü yani Cumhuriyet'in 100. yılını belirleyecek kertede bu son derece önemli olan bu seçim sürecinde niçin İstanbul İl Başkanlığı gibi çok stratejik bir noktayı bırakıp da milletvekilliğine soyundunuz da bu il başkanlığını deneyimsiz insanlara bıraktınız? Üstelik de üst üste iki tane değişiklik yapıldı ve işte ve il başkanlıklarının durumu da bu hale geldi. Efendim soru şu, Berhan Bey şununla birleştireyim soruyu. Diyor ki, Sayın Berhan Şimşek aday gösterilmediği günden önce CHP için çalışmalarını çok izledik. O zaman partili olmadığım halde onu takdir ettim ve çok sevdim. Seçim sürecinde kayboluverdi. Kurtulmamız için en ufak bir çaba ya da sesini duymadık. Sorar mısınız? CHP bu neticeyi almasaydı böyle konuşur muydu? Şu anda konuşmalarıyla neyi kanıtlamak istiyor? Aklı selim vatandaşlar bu kadar aptal mı size ve Sayın Şimşek'e saygılar demiş. Ancak bu son sorunun veya içeriğini anlamadım. Aklı selim vatandaşlar neyin yerinde kendilerini aptal hissediyorlar, onu çok çözmüş değilim. Buyurun efendim. Hem şimdi her şeyden önce sorunuzla birleştirdiniz. Kaybolmadım. Sağ olsunlar beni kaybettiler. Kaybettirdiler. O ne demek efendim? Yani üzerime de beton döktüler. Mafya biraz, usulü, biraz, mafya yöntemidir biraz önce, efendim o. Sanıyorum ki bir psikolojik harekat da olabilir bu. Müthiş. Öyle, evet öyle de olabilir. Biraz önce örneğini veriyorum. Bir ilçe yemeğine gidiyorum. İlçe yemeğinde ilçe başkanı. Beraber çalıştım ya arkadaşım. Bu kadar mı korku hissediyorlar bu enteresan bir yanıma şey ama gelemiyor söylediğiniz şey. Veya beni sayın genel başkan, genel başkan yardımcıları yani bir telefon açıp diyemezler mi? Bakın bir dönem önce Sayın Baykal, Sayın Sav dönemi beni 13. sıraya yazdılar. Hı hı. Ve belliydi çok ki birinci bölgeden bizim çıkaracağımız 8 bilemedim 9'du. Ben 13. sıradaydım. Bir arkada çekildi 12. sıradaydım. Sabah 8'den gece 1'lere kadar çalıştım. Hatta 8. milletvekili belki de o yoğun çalışmamızın katkısıyla ortaya çıkmıştır. Ama bizi aradı, görev verdiler. Benim adımı anmak ilde yasaklanmış. Yasak. B ile başlayan kelimeler iptal edilecek neredeyse. Yani bu çok üzüntü verici. Yoksa benim emrindeyim ben. Bakın parti terbiyem var benim. Genel başkan yardımcısı arkadaşlarım. Genel başkan o dönem geleceksin dediklerinde ne yapabilirdim? Muharrem İnce aradı. Yalova'da arkadaşlarımız var. Hemşeri çevremiz var. Gelir misin? Ne demek dedim. Bursa'ya bir konferansa gidecektim. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nde. Erkenden çıktım, gittim. Akşama kadar çalıştım. Hı hı. Ve hatta orada da lafını yaptım. Dedim ki ya özlemişiz dedim çalışmayı da. Ama bizi görmediler. Yani ha görmediler, geldin. Gittiğimde sıkıntı oluyor. İki seferde onu denedim. Bu sefer gittiğimde vatandaş milletvekillerini tanımıyor. Berhan Şimşek niye aday değil de siz niye adaysınız? Buyur buradan yak diye. Tamam o kısmını anladım ama İstanbul İl Başkanlığı'nı niye bıraktınız? Bakın Sercan Keskin'den de buna aynı pekala, bu gelmiş. Şimdi bununla ilgili bizim konuştuğumuz şudur. Hı hı. Erol Bey, bunu buyurun ben bir efendim kez anlatmıştım. Bir kez daha anlatayım. Hı hı. Sayın Genel Başkan'la aramızda geçen bir telefon. Lütfen. Sayın Genel Başkan la bu görüşmeyi biz yaptık ve öyle karar aldık. Tabii ki görevimiz gereği her sabah olmasa da iki günde bir akşam bilgi aktarıyorum. İstanbul gece 13 milyon uyuyor. Ertesi sabah 16 milyon sirkülasyon olan bir doğru devlet, bazen 18 milyon oluyor olan tabii bir ve örgütün gelen giden kendisine aktarmam gereken özel bilgiler falan görüşmeler yapıyoruz. İki gün üst üste ya başkan kalsan dedi. Yani iyi gidiyor falan. Ben de böyle topu
tacı atıyorum. Ya akşam konuşalım efendim. İşte şöyle olsun, sizi geç bırakmayayım. İşte koruma arkadaşla konuşun falan. En son İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile ilgili CNN'de Cüneyt Özdemir'in programında 2010'da yapılan yolsuzluklar belgeleriyle döktüm. 2 saat bunları anlattım. Ve programdan sonra akşam genel başkanla konuşacaktım. Sabah aradım kendisini. Dedi ki ya bunu bir savcılığa akşam izledim. Adamın ayaklarını yerden kestim, perişan oldu. Dedim siz belgeleri taşıyordunuz, biz de belgeleri oradan buraya taşıdık yani. Belgelerdi çünkü her şey. Ve maalesef o olaydan dolayı şu anda benim hakkımda açılmış 2 tane dava var. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak görevimi yapıyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak davalar açılmış. Yargıda olduğu için konuşmak istemiyorum. Ama Allah'ın izniyle sağ olsun bir kardeşimiz de o belgeleri biraz o bana vermişti, biraz ben ona vermiştim. Masa başı suçları diye bir kitap yazdı Sevim Daba. 2010'la ilgili. Yani çok ilginçtir. Dedi ki bununla ilgili bir suç duyurusuna bulun, öyle yapacağım efendim dedim. Ne yapacağız dedi. Deyince anladım il başkanlığını. Dedim ki efendim sizin bulunduğunuz toplantıda 2 kez 81 il başkanına ben şu öneride bulundum size ve arkadaşlarıma. Yıllardan beri partinin örgütünün içerisindeyim ve seçime 2 ay kala il başkanı istifa ediyor. İlin başı kalmıyor, gövdesi kalmıyor. Onun için gelin 6 ay önceden milletvekili olacak arkadaşlarımızı, il başkanını olan arkadaşlarımızı, milletvekili adayı olacak il başkanı arkadaşlarımız 6 ay önceden bıraksın. Ve yerine dinamik bir arkadaş, yeni bir kan koyalım ve diğer arkadaşın tecrübeleriyle birleştirelim. Doğru. Ve çok doğru bir çalışma söyleyelim. Bunu dedim 2 kez söyledim ve siz bir genelge yayınladınız. Aralık ayının 10'una kadar aday olacak il başkanlarının istifa etmesi gerekir dediniz. Şimdi bunu il başkanlarının huzurunda söyleyen 2 kez benim. Eğer diğer arkadaşlar istifa eder, ben istifa etmezsem Sayın Genel Başkanım hem size halel gelir hem bana halel gelir. Uygun görürseniz istifa edeyim. İkincisi yerel seçimlere 3 yıl var. 2007'de siz milletvekili 2 arkadaştık, siz plan bütçe komisyonundaydınız, Milli Eğitim Komisyonu'nda, Kültür Komisyonu'ndaydım ben. Ve genel başkanla beraber biz gece birlere kadar çok günler baş başa mecliste kalmışızdır. Arkadaşız da. Dedim yaşadıklarımı biliyorsun, bunları çok konuştuk. Grup başkan vekiliyken İstanbul'a geldiğinde çok sıkça yan yana gelirdik, baş başa konuşurduk, Türkiye'yi konuşurduk, partiyi konuşurduk. Evet dedi, haklısın dedi. Geçen dönem dedi hiç olmayacak şeyler başına geldi dedi. Nasıl düşünüyorsun? Eğer uygun görürseniz dedim bir basın toplantısı yapayım. Senden ricam dedi. O zaman diyeceksin ki Kemal Bey'in isteği üzerine istifa ediyorum. Kemal Bey Ankara'da görmek istiyor diye. Ve ayrıca dedi İstanbul'a geldiğinde beraber resim verelim. Zaten genel başkanım ziyaretine gidiyorum. Karşılıyorum. Ben de espriyle karışık dedim ki ya diyorsun benim adım Kemal. Gülüştük. Daha sonra ziyaret İstanbul'a geldiğinde karşıladım. Görüştük çok kez. Ve hastaladım. Bir yoğun grip yaşadım. Çenemden ameliyat oldum. Kendisiyle konuşurken şu ön seçimle ilgili bir çalışma yap gel dedi. Gittik çalışma yaptık. Ayrılırken ne zaman müracaata geleceksin dedi. Ben de dedim ki bir şeyler duyuyorum. Bazı arkadaşlarım benimle ilgili kötü fena esbiyle söylüyorum tırnak içinde. Düşünceleri varmış. Bir sıkıntı olmasın size bana. Yoksa gelip müracaat etsem de etmesem de bir şey fark etmez dedim. Biz bu vekilliği yaptık. Olur mu dedi, ben mahcup olurum dedi. Ve eyvallah. Sonra listeler açıklandı. Berhan Şimşek yok. Maalesef bunu da burada anlattığım için çok mutlu değilim. Sayın Genel Başkan yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Şimdi benim burada anlamakta zorlandığım bir konu ve var. Ve bir şey daha var. Kemal Bey'in iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Tamam. Ama ve lakin bana inanın bu soruları soran arkadaşlarım ve sizin de merakınız kalmalıydı Berhan Şimşek il başkanı olarak parti görevidir. Bakın ben MYK parti tarihinde ilk defa Merkez Yürütme Kurulu'ndan, yani bugünkü karşılığı genel başkan yardımcılığından ayrılıp gelip il başkanı olan tek kişiyim ben. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde İçişleri Bakanlığı yaptıktan sonra gelip muhtarlık yapan büyüklerimiz de vardır. Ama MYK'dan gelip ilk il başkanlığı yapan kişiyim şimdi ben. Şimdi burada benim ben şunu, anlamakta şunu zorlandığım konu buyurun. Ben il başkanlığında da kalsam Kemal Bey'i bazı arkadaşlar ikna eder, yine beni il başkanlığından alır, boşaltır, düşürür ve kendilerine göre beni cezalandırmış olurdular. Bu daha üzücü olurdu.
Şu andakinden daha fazla. Peki. Şimdi siz anlatımlarınızdan benim anlamakta gerçekten çok zorlandığım bir konu şu. Şimdi bu parti, tekrar altını çizerek söylüyorum, Cumhuriyet'in 100. yılı yani 2023, ama hiçbir zaman 100. yıl lafı kullanılmıyor, hep 2023 kullanılıyor. Onu 3 aşağı 5 yukarı kendi öyle dar aklımla onun ne anlama geldiğini çözebiliyorum. Peki şimdi böyle bir seçime gidilirken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinde bulunan bir takım şahsiyetler hangi hakkı kendilerinde görerek bu kadar dar bir çerçeve çizip ki biz bunda nasıl stratejik yanlışlık diyoruz ve benim birinci sınıfın ilk birinci haftasındaki öğrencilerimin bile öğrendikleri o azıcık strateji kavramlarıyla yapmayacakları, vermeyecekleri bu şu yanlış yanıtı böyle davranarak il başkanlığını böyle boşaltıp kendi kişisel emelleri uğruna bu zırvalığı ve saçmalığı yapıyorlar. Çünkü canlı yayında siz bunları böyle anlattığınıza göre sizin doğru söylediğinizden kuşku duyamayız. Çünkü sonuçta Sayın Genel Başkan da en nihayet bağlanır ya da haber gönderir ki yalan yanlış söylüyor diye. O nedenle böyle bir şeye cesaret edemezsiniz. Özellikle de yakından tanıdığım için biliyorum yalan yanlış söylemeyeceğinizi. Şimdi bunu anlamakta zorlanıyorum ve bunun yorum ve analizini tabii ki istemeyeceğim. Ama bunu benle birlikte izleyicilerin de bir kendi kafalarından geçirmelerini, bir akıl oyunu yapmalarını ben bir programcı olarak rica ediyorum. Peki efendim, ben sorunun o kısmının cevabını aldım. Bu kısımların, bu soruları gönderen diğer arkadaşlar da cevabını almışlardır diye düşünüyorum. Araya bir şey söyleyebilir miyim? Burada benim neden milletvekili olamadığımı konuşmak için bulunmuş olmak. Yok, öyle bir soruyu da sormuyorum zaten. Ha, yani yok, hayır. Bu çok yanlış anlaşılmasın ama bunun samimiyle... Ben öyle bir soru da sormadığıma göre izleyici benim burada bunu anlamıştır. Kendinizi üzmeyiniz bu konuda. Cem TV izleyicilerinin bana olan sevgilerini, muhabbetlerini bilirim. Tamam. Benim onlara olan saygılarımı bilirler. Burada birini kırmak, incitmek adına değil, Allah katında ve kul yanında, benim ikindi güneşinde gölgem eğridir. Dimdik yürüdüm. İpe götürseler, peki, yalan söyletemezler, yalan söylemem. Peki, sadece ben bu bölümü siz bu şekilde çok arzuyla, bakın 5 sefer sordunuz, ben söylemek istemedim. Bir sorduğunu yani, söylemek soruyu, istemedim. Soruyu pekala, sorduğumuz zaman fikri takip yapmak zorundayız yani, izleyici adına. Için, peki. Bu bana ait bölümünü burada... Yanıtladığınız için de özellikle teşekkür ediyorum zerafetinize. Peki bütün bu tartışmaları Berhan Şimşek olarak... Medya önünde yapmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine eski hukukunuza dayanarak randevu alıp hatta evine gidip bir çayını içerek yapsaydınız olmaz mıydı? Tabii olamıyor ki, muydu? Tabii ki olurdu. İsmi bahis değil, bir iki arkadaşım da benim telefon açmam uygun olmazdı. Yani neden? Bu, bunlar yani, yaşandı. Şey edildi. Midir bu gelenek mi yani, ya da kamillere aykırı bir şey midir? Yani... biçimsel olarak öyle da mi? Özsel olarak da hiç politikal ilgim yani, olmadığı için özsel bilmem olarak da yani genel başkana akıl vermek. Ben şu anda bir parti üyesi olarak bir durum tespitini yapıyorum. Size teşekkür ederim. Programın girişinde ifade buyurduğunuz noktadadır. Estağfurullah. Burada partiyi parçalamak, kırmak, dökmek şu an partide az veya fazla, başarılı veya başarısız emek vermiş kardeşlerimizi de incitmek adına bunları konuşmuyorum. Sakın ha, burada eğer çizikler var ise, bu çizikler yara olmadan, derinleşmeden merhemimizi sürelim. Bizim bizden başka daha fayda olacak kimsemiz yok. Çünkü konunun başında anlatmaya başlamıştık. Devam etmek gerekir ki neden bunlar oluyor diye. Peki. Yani genel başkan 81 ili rekor kırarak gezerken arka tarafta öyle çamlar devrildi ki. Bir arkadaşımız Mustafa Kemal Atatürk'ün efendim bekçileri devrimlerinin bekçisi değilim. Siz belki, örnek vermeyin, ismi ben vereyim izleyicileri. Yok, vermeyin. Sena siz Kaleli, de ben ben şimdi ben vermek durumundayım peki. Çünkü sonuçta şimdi buradaki Sena Hanım'ın kötü niyetiyle söylediğini sanmıyorum. Burada Bursa'daki konuşmasının tutanakları var. Ama siyaset yapmak başka bir iştir. İnceliktir, sanattır. Tecrübesizliğinden kaynaklanmış ama olabilir mi? Ayrı bir şey bu. Tecrübesizse o mevki, o makam çok önemli bir şey. Kul vara vara sultan olur. Olursan bir gecede sultan, devrilirsin olursun bir gecede devrik sultan. Biz taşınmayacak yükleri, hep duam şudur benim. Allah'ım taşıyamayacağım yükü bana nasip etme. Bana ağır gelecek, beni değiştirecek, beni yoracak, beni ben olmaktan çıkaracak. Bana nasip etme. Evladı da, serveti de, makamı da istemem, arkadaşı da istemem.
Umarım dualarınız kabul olur. Kötü niyetli olduklarına arkadaşların inanmıyorum ama siyasette şimdi bir arkadaşımız, bakınız. Özür diliyorum. Peki şöyle bir şey olabilir mi diye devam edeceksiniz. Şimdi Sena Kaleli ismini kendim siz zikretmediniz. Kendim zikrettiğim için sürdüreyim. Sena Kaleli ve onun gibi. İşte bir takım da akademisyen hocalar, birileri de geldi ve hiçbirisinin deneyimi yok. Ama ben de izlemekteyim. Şunu söyleyeyim. Hem bir akademisyen olarak hem de İşte CHP'li bir sülalenin de çocuğu olarak bazı şeylerden ben de üzüldüğümü belirteyim. Çok net biçimde. Çok daha önce ifade ettiğim için bunu çekinmeden söyleyebiliyorum. Peki o zaman akıl şunu emretmiyor muydu? Mesela CHP'de şöyle bir müessese yok mudur? Müsaade ederseniz belki özür dilerim. İşte onu tamamlatmak için soruyorum soruyu. Buyurun. Şöyle bir müessese yok mudur? Kardeşim, milletvekili adayları, konuşmalarınız şu çerçevede olacak ve şunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu kırmızı çizgiler haricinde olmak üzere şunlar söylenebilir. Mesela böyle bir kurumsallaşma yok mudur? Teşekkür ederim. Şimdi bakın, ben Sena Hanım ve diğer kadın arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımın siyasete girip katılmaları için yıllarca kucak açtık. Doğru olan o zaten. Diye. Ve hoş geldiler. Tamam. Sefa geldiler. Bu çok ayrı bir şey. Fakat bu sizin söylediğiniz böyle iki ayda öğrenilecek bir şey değildir. Şimdi tıpta böbrek nakli vardır, ciğer nakli vardır, kalp nakli vardır. Ama siyasette sadece seçmene fikirlerini anlatırsın, beyin nakli de yapamazsın. Bu beyin nakli olacak. O DNA'dan, o kültürden gelecek, o rahleyi tedrisattan gelecek. O jargonu, o dili bilecek. Başka bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız. Önemli, çok da önem verdiğim bir arkadaştır. Bir televizyon programında bir ayetten bahsediyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu benim sinirimi bozuyor diyor. Ama biz bu topraklarda çok şükür Anadolu İslam'ı yaşıyoruz. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali inancıyla, kültürüyle, sevim, selat, hacı, zekat, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 şartıyla. Böyle bir şeyi söylediğin zaman bu ülkenin hassasiyetleri var, değerleri var, manaları, inanç değerleri var, yolculukları var. Bu kırılır insanlar, incinir insanlar. Bunu söyleme hakkına siyasetçi kişisel olarak söyleyebilirsin. Ama bir siyasetçi olarak söyleyemezsin. Hazana, ezana, çana, semaha laf edemezsin. Sinirin bozulabilir ama çıplak, tek başınaysan çıkarsın, öğrencilerini anlatırken söylersin. Diğer taraftan Devlet Bahçeli okyanus ötesindeki zat-ı muhtereme laf ediyor. E bırak canım, kendi gazetesi var, televizyonu var. Cevaplar zat-ı muhteremin okyanus ötesindekinin adına. Yok, bizim parti üst düzey yöneticimiz sahip çıkıyor. Bu partinin seçmeninin ve seçmen üyelerinin, örgüt üyelerinin hassasiyetleri vardır. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. Yani genel başkan iğne ile kuyu kazarken arka tarafta isteyerek istemeyerek yaptıklarını düşünüyorum. Kürekle o kuyular dolduruldu. Ama bu iş böyle kolay olmuyor. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus, miskin, çiğdik, piştik elhamdülillah. Öyle kapıya geldiğin an taptuğun tapusunda hemen bir anda olmuyor bu işler. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucusu olduğu ve bu ülkeyi kuran bir partidir. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partidir. Sendikal yaşamı, sosyal devleti getiren bir partidir. Bu partiyi bilmek, bu partiyi tanımak, bu partiyi bilip tanıdığın zaman dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimci partisi olduğunu bilirsin. Başına yeni eklemeye gerek yoktur. Sosyal demokrat. Kimlik, anlayış değişimcidir. Ve biz devrimciyiz. Her şeyden ödün verebilirim. Ar, iffet, haya, namus ve devrimciliğimden ödün veremem. Ben öyle büyüdüm. Öyle geliştim. Böyle yaşardım. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne yeni yazarak yeni olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen bir partidir, devrimci bir partidir. Ama başkalaşan bir parti değildir. Bu sözcükler başkalaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi söylemini oluşturdu. Yani size bir iki şık. Yani CHP AKP'leşti mi?
Böyle bir şey öyle demek yok. Peki. Haksızlık olur. Yani onu şimdi, söyleyeyim, özür diliyorum. Bunu sormamın sebebi gelen sorular içinde vardı. O zaman bu yanıtı verilmiş oldu. Buna hiç kimse, evet. Hiç kimse hiçbir zaman müsaade etmez. Tamam. Müsaade etmeyiz. Şu anda Sayın Genel Başkan'ın da bu anlamda en az benim kadar hassasiyetlerin olduğunu düşünüyorum. Buna izin verilmez. Peki yani Genel neden Başkanın... bir bunlar? Şimdi bir örgüt yok sayıldı. Peki. İki Genel Başkan koşmasına rağmen iyi örgütlenemedi, organize edemedi. Ve iyi bir program konulamadı. Bunun yanı sıra da arkadaşlarımız televizyon ekranını gören, kamerayı gören koşturdu konuştu. O konuda doğrusunuz. Maalesef bütün bunları biriktirdiğimiz zaman şu çıktı ortaya. Ben şunu biliyorum. AKP'ye oy vermeyecek. Ve AKP'ye oy vermeyi daha önce oy vermiş, oy vermeyi düşünmeyen insanlar bile yahu ne oluyor dendi. Bu sefer şu çıktı ortaya. Arkadaşlarımız konuşuyor. Ertesi gün diyorlar ki biz öyle demek istemedik. Rahmetli annemin bir sözü vardı. Derdi ki oğlum söz ağızdan çıkarken bir ağaç gibi düşüneceksin. Aklına geldiğinde ağzından çıktığında da mobilya gibi çıkacak. Ama ağaç gibi düşünüp kütük gibi çıkarırsan çok kafa göz yararsın. Ve bu söz ola kestire başı. Söz ola bitire savaşı. Söz ala avuyu bal eyliye aşı. E bilgi birikimi yoksa ne yapacak ki? Bilemem onu. O çıkacak, benim meselem değil işte. Siz özür diliyorum. Çok soru var. Bir kere daha siz bunun yanıtını verdiniz ama bu soru geliyor. Belki ilk yeni ikinci dönem programa gelmiş olabilir beyefendi. Örneğin Murat İlhan Malatya. Bunun gibi başka sorular var ama birleştireyim. Diyor ki eğer Kılıçdaroğlu giderse Berhan Bey diyor bunu mu istiyor? Biz diyor CHP'den çekiliriz. Verdiğiniz yanıt bunu istemediğinizi söylemiş oraya ama siz bir kere çok daha ayağa... etraflıca o konuyu evet, lütfen o zaman bizim, bu soruyla birlikte anlatınız onu. Bizim Kemal Bey'le ilgili bir benim şahsen ve arkadaşlarımızın da böyle bir sıkıntısı yoktur. Evet. Yani Kemal Bey gitsin değil. Şu an bu benim anlattıklarıma Sayın Genel Başkan bir imzasıyla fırsat versin. Kurultayı toplasın. Üç gün kurultayı yapalım. Kurultay teknik olarak nasıl toplanır? Birincisi teknik olarak tüzük gereği Sayın Genel Başkan'ın imzasıyla toplanır. Ziver bu soruyu senin için sordum. Genel Başkan imzaya ve kurultay daveti yapar örgüte. İki, kurultay delegasyonu, kurultay en üst kuruldur bizde, partide. Kurultay delegasyonu salt çoğunluk, yarı bir fazlası imza toplayarak getirir noter tasdikli. Toplanan imzalarda ilk imza ile son imza arasında 15 gün gerekir. Genel merkeze takdim eder ve çünkü Sayın Genel Başkanı da seçen kurultaydır. Parti meclisini de seçen kurultaydır. Genel Başkanı da parti meclisini seçen de kurultay delegasyonudur. 651 imza toplar gelir. Bir günle 15 gün arasında toplanmış olur ve Genel Başkan kendisini seçen kurultay delegasyonunun bu talebine uyar ve kurultay takvimini açıklar. Peki bu gerçekleşir mi sizce? Benim gerçekleşmesini istediğim, yüreğimden geçen Sayın Genel Başkan'ın kendisinin talebi. Kendisinin çağırması. Anladım. Çünkü eğer bu çağrıda 650 küsur imza toplanır, kurultay toplanırsa biz partinin bütüncüllüğünü, partinin yaralarını, berelerini sarmak, hafızasını oturtmak istiyoruz. Konuşmalıyız. Bu yeni CHP nedir? Ben de diyorum ki yeniden CHP. Nedir bu yeni CHP? Bunu bir konuşmalıyız. Yani şimdi bir anayasa yapılacak. Çok önemli bir hadise. Orta Doğu, Kuzey Afrika karışmış bir vaziyette. Güneydoğu her an pimi çekilmiş bir bomba durumunda duruyor. Öcalan meselesi var. İnsanlar aylardan, yıllardan beri Silivri zindanında yaşıyor. Bir KCK meselesi var. Ve bunun yanı sıra artı perişan olmuş bir Türkiye ekonomisi var. Yaldızlarla, makyajla getiriyorlar. Tarihinin büyük cari açığındayız. 48 milyar dolardı. Şöyle listeleri getirdim bugün. Buradan da şuraya bağlamak istiyorum. Lütfen, müsaade ederseniz buyurun, belki. Buyurun, şimdi buyurun. Biz bunları konuşmalıyız. Beni ilgilendiren şu Erol Bey. Benim 25.86 almam ayrı bir şey. Nasıl 50'yi aldı?
AKP nasıl 50 aldı? Bunu irdelemek gerekiyor. Bunun irdeleneceği yer de 3 gün. Ciddi anlamda örgütün bu hakkı tanıyalım. Örgüt sokaktan geliyor, hayatın içinden geliyor. Akademisyenlere, konusunda bilgi birikim sahibi, ihtisas sahibi arkadaşlara ihtiyacımız var. Ama bu seçimi yaşayan bir örgüt gelsin anlatsın. Beni ilgilendiren %50'yi nasıl aldıklarını irdelememek. Nasıl aldılar? Çünkü biz hatayı şurada yaptık. Biz 45.20 İstanbul'da almış olduğumuz hayır oyunu aidiyetleştiremedik. Onun öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Türkiye'de %42 oy aldık. Bunun da aidiyeti, hayırı taşıyan bayrak CHP'nin elindeydi. Biz bunları irdeleme fırsatı bulamadan kurultaylara gittik. Şimdi 2014'e hedefleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var. Yerel seçimleri, anlaşılan o ki 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacak. Belki araya genel seçimi de katacaklar. Nedir bu aldıkları oyun? Hikmeti, alemi nedir? 1923-2011 Erol Bey. Türkiye'nin 100 yıla yakındır süredeki birikimlerini Recep Tayyip Erdoğan 8 yılda sattı. Satacak bir şey kalmadı. 2023'ü satıyor. Hayalleri satıyor. Maket üstünden kanal satıyor. %50 oy aldığına göre iki kişiden biri bu hayalleri İnandı. Ve bu kanalı da almış. İnandı, evet. Şimdi ben bunu, benim derdim bu. Bunu irdelemeliyim ben. Kıskanarak, acı duyarak, ülkemin geleceğini, bekasını düşünerek irdelemek istiyorum. Biz aile sigortasından bahsettik. Bugün Sözcü Gazetesi'nde bakınız. Çok ilginç. Yeşil kartı olan AKP'ye oy verdi. Konya'da 201 bin yeşil kartta var. 69.66 oy almış. Kahramanmaraş'ta 258 bin var. 69.65 oy almış. Erzurum'da 244 bin var. 69.29 oy almış. Çok uzun, bunları anlatabiliriz. Ve burada yeşil kartı olan, yeşil kartın çoğunlukta olduğu illerde AKP birinci parti çıkmış, açık ara birinci parti çıkmış. Ne sonuç çıkarıyorsunuz buradan? Bu yetmiyor sadece bence. Bunun ötesinde bir tespitte daha bulunmak gerekiyor. Yani bu bir yoksulluk raporu. Yani ben yoksula diyorum ki sana para vereceğim, seni dilenci yapmayacağım, sosyal devletin hizmetlerini sana sunacağım. Ben bunu satamamışım. Ama yeşil kartlı sürecini satın almış. Bunu bir tespit edip buraya koymak ve buradan bir değerlendirme. İkincisi, şimdi bakıyorum. Türkiye'de borçluluk olayı var. Şöyle kısaca söyleyeceğim. Veya hızlı hızlı. 2002-2011. Protestolü senet tutarı 0.8 milyar lira. 2011'de 5.8 milyar lira. Tüketici banka borcu 6.6 milyardan 180 milyar liraya çıkmış. Eski rakam 180 katrilyon. İç borç artmış. Dış borç artmış. Çiftçi banka borcu 2002'de 5.1 milyar lira, şu an 23.8 milyar lira. Gerçek kişi ve şirketlerin banka borçları 51 milyar liradan 445 milyar liraya çıkmış. Kullanılan tüketici kredi miktarı 2002'de 2 milyar 774 milyon liraymış, şu anda 94 milyar lira. Vatandaşın kredi kartı borcu 2002'de 4,5 milyar lira, şu an 42 milyar lira. Kullanılan konut kredisi 297 milyon lira 2002'de, şu an 47-48 milyar lira. Maaşına haciz gelen emekli sayısı 2002'de 2000, bildiğimiz 2000, 2000 civarı, şu an 80. Ve halk ama o zaman bundan mutlu. Yani nasıl diyelim, acı çekmekten mutlu ama gitmiş AKP'ye oy vermiş. Yani Sayın Genel Başkanı nasıl okunur bu başka türlü? Sendromu olayı gibi yani bir metafor yaratmış. Dün bir gazetede vardı. Bakın, birinci şık, ikinci şık. Bir, AKP yoksulluğu yönetiyor. Yoksullaştırarak bağımlı kılıyor. Ne öldürüyor, ne diriltiyor.
Sen diyor. Hırka, urba yaşayacaksın. Ölmeyeceksin. Ben senin yaşlı parası, engelli parası, yeşil kartlı, hastane paranı vereceğim. Sen bir iş yapacaksın. 4 yılda bir gelip AKP diyeceksin. Ve ben ekran ekran bağıracağım. Bunlar 95 milyar dolar var. Merkez Bankası'nda gözünü dikmiş o paraya diyeceğim. Ama bir kişi çıkıp demedi ki 95 milyar dolar. 2002'de 28 milyar dolar. 2011'de 95 milyar dolar Türkiye'nin borç stokuna rezerv paradır. Türkiye'nin kullanacağı para değildir. Niye? Örneğin Esfender Hoca söyleyebilirdi. O bile niye söylemedi madem? Yani efendim, sizin gördüğünüz o görmedi mi? Sayın Esfender Hoca da vardı. Sayın diğer Hurşit Güneş de vardı. Yani ekonomistler var. Sayın Faik Öztürk var. Şimdi efendim söylemek önemli değil. Algılatmak önemli. Algılatmak önemli. Yani ders anlatır gibi anlatırsak bu değildir. Algılatmak önemlidir. Arkadaşlarımız söylemiştir. Haksızlık da etmeyeyim. Ama algılatamamışım. Ben buraya bakıyorum. Bir, yoksulluğu yönetiyorum. Yani siz kurultayda bunu mu söyleyeceksiniz? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Şuraya geçeyim. Yani, peki. Bu yoksulluğu yönetiyor. İki, Türkiye'de AKP borçlanmayı yönetiyor. Şu anda ekran başında izleyen yurttaşlarımızın 1/4'ü kredi kartı borçlu. İstanbul'da 1/10 vatandaş tüketici kredi borcu var. Konut kredisi borcu. Bu kısım uzunsa reklamdan sonra devam edeyim. Kısaysa şimdi burada sonra gideyim reklam. Bir yoksulluk yönetiliyor, iki borçlandırılmış bir halk var. Ya diyor istikrar büyüsün. Kelimeyi de buluyor. İstikrar büyüsün. Yani üretim yerine tüketime mi oraya talep geleceğim var? Şimdi Türkiye'de %50 oy veren halk üretime oy vermiyor. Tüketime oy veriyor. Daha iyi tüketime. Daha fazla tüketime oy veriyor. Çünkü bir morfiman gibi alıştırdılar bunu. Açılan AV'ler, alışveriş merkezleri. İşte insanların elinde cep telefonlarını görüyorsun. İnanılır gibi değil. Girmek istediğimiz Avrupa Birliği'ne git. 10 yıl önceki takoz cep telefonlarını görürsün. Bir böyle bir depdepe bir şahşaha. Niçin? Lüks içerisinde. Üçüncü şıkkı da kazandırıyor. Kime kazandırıyor? 1,5 trilyon. Yani 1,5 trilyon düzeltiyorum. 8,5 yılda bütçe yaptılar. Bu en az 600-700 milyar bütçeden yeni zengin yarattılar. Devlet hizmet alıyor, altyapı alıyor, sağlık alıyor, eğitim alıyor. Bunları kendi adamlarına. Kendi adamlarını kazandırarak, kendi servetini, kendi sermayesini yaratarak yoksulları da onlara kontrol ettirmeye başladı. Diğer halkı da borçlandırdı. Yoksa bugün AKP'ye oy veren %50 halkın hepsi bu beyefendilerin rahleyi tedrisatına ait tarikatlerden, cemaatlerden gelmiyor. Bunu biz kendimize sormalıyız. Bunun bir analizini yapmalıyız. Bunun analizinin yapılacağı boyutlardan bir yerde tabii ki neresi irdelenmesi kurultay olmalıdır. Peki. Müsaade eder misiniz? Reklama gideyim, dönüşte konuşalım. Efendim şimdi bir reklam arası, dönüşte kurultayda başka ne talep ediliyor? Niye bu kadar şiddetle kurultay talep ediliyor? Şimdi anladık onu. Ben de anladım. Umuyorum ki sizler de. Ben anladığıma göre siz haydi haydi anlamışsınızdır da. Şimdi bakalım eğer oradaki tartışmalardan ne murad edilir? Yani oradan bir sonuç çıkar mı bu kurultaydaki tartışmalardan? Berhan Bey'in deneyimleri bize buradan bir sonuç alınıp alınamadığını da bir sunsunlar efendim. Sonra yine buradan bazı sorularınızı aktaracağım. Ama bazı sorular Berhan Bey'le ilgili değil. Özellikle rica ediyorum Berhan Bey'e yöneltebileceğim şekilde sorular alın. Çünkü bir kısmı yani haksızlıklar var burada. Daha başka kişilere yöneltilmesi gerekiyor. Umarım bir gün Gürsel Tekin programa konuk olur, ona yöneltirim efendim bu sorularınızı. Şimdi kısa bir ara. Buradan da oraya saldırı onunla ilgili değil. Anladık ki orada bir strateji ve taktik düzeyde yanlışlıklar yaptırılan, başarısızlık yaptırılan ve kişisel hırs ve taleplerini öne çıkaran kişiler. Onu anladık artık. Bir daha ona tekrar geri dönmenin anlamı yok. Çünkü soruların büyük bölümü deponla ilgili gelmiş. Onun için soruyorum. Evet efendim. Şimdi temel sorumuz şu. Temel sorumuz o. Çıkarılan milletvekili sayısı alınan 10 yüzdesin. Siz başarısızlık olarak mı görüyorsunuz?
Şimdi buraya gelmeden önce bunu söyleyeceğim ama bunun bir paradigmasını temellerini izah etmeden böyle bir şeyi söylemek kendime de haksızlık ederim. Buyurun. Cevabı bekleyen izleyicilerimize de haksızlık ederim. Buyurun efendim, program sizin, onun için buradasınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bakın, Kemal Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında %37 oy almışız. İl Genel Meclisi'nde %33.5 oy almışız. Tamam, yerel seçim o. Yerel seçim. İl Genel Meclis 33. Türkiye genelinde 23.23 oy almışız. Şimdi İzmir'e bakıyorum. İzmir'de ara kapanmış. Diğer genel seçimlere bakıyorum. Genel seçimlerin 7 tane ilde, il genelde birinciyken şimdi 2 ilde birinci olmuşuz. Şimdi biz başka bir örnek vereyim. Benim il başkanlığım döneminde işte tamı tamına böyle ne derler kılı kılına bilen araştırmalar bir kişi var. Sayın Hakan Bayrakçı. Ben il başkanlığım döneminde iki arkadaşa araştırma yaptırdım. Biri Hakan Bayrakçı'ydı. Kendisinde vardır. 32.7 Türkiye geneli. Hı hı. İstanbul'da 38.7'de bıraktım. Burada sermayenin harcanması var. Bunu ben başarı olarak kabul etmem. Bunun için etmem. Yetmem, yetinemem. Şimdi yetmek, yetinmek hayır, başka bakın, bir şey ama başarı başka bir hayır, şey. Hayır, burada siyasi partilerin 2009 oranlarında il geneli ortaya koyacaksın. Kemal Bey'in aldığı oyu ortaya koyacaksın. Hı hı. Şimdi il genelde 23.3 almışız. AKP 38.6 almış. AKP'nin il genel oyları 2009'da 38.6'dan %50'ye çıkmış. Benim efendim 23.3'ten 25.8'e 26'ya çıkmış. Siz tabii çok deneyimlisiniz. Ben tabii hiçbir sıfır deneyimle bir soru soracağım. Yanlış sorabilirim soruyu. Doğru değerlendirme 2009-2011 mi olmalı, 2007-2011 mi olmalı? Siyasi çünkü birisi yerel. Siyasi parti tabii ki karakteristik olarak iki seçimde farklılıklar arz eder. Adaylardan arz eder. Ama ben belediye başkanı adayı olarak Erol Mütercimler A Parti'den adaydır. Oy veririm. Dönerim. Benim partim değildir. Erol Mütercimler'in adayı olduğu parti A Parti'dir. Doğru. Fakat benim partim vardır. Doğru. Benim partimin adayı değildir. Dönerim. İl Genel Meclisi'nde de kendi partimi oy veririm. Onun için il genellerde alınan oylar partilerin oylarıdır. Adayın. Oradan yola çıkarak mukayeseyi mesela Kemal yapıyorsunuz. Bey, il genelde İstanbul'da 3,5 puan partiden daha fazla oy almıştı. Doğru. Yani şeydi 2009'da. Doğru. Onu kıyas olarak. Daha sonra da 7 aylık il başkanlığım döneminde elime gelen verileri, doneleri değerlendiriyorum. Burada bir yanlış yapıldı. Bakınız, biz Doğu ve Güneydoğu'yla dargın değiliz. Güneydoğu, Doğu benim kardeşlerim, bizim anlayışımızın. Biz daha hep 89 raporu denilir. Yani sinemacı olarak kimse Kürtçe türkü koyamazken filmlerine bugün Kürtçülük yapan arkadaşlarım kendim Kürdüm diyemezken ben bunların filmlerini çekmişim. Bu filmleri çekmişim. Ha ben her Kürt kardeşimin başımın üstünde yeri var ama ben Kürtçülüğü sevmem. Her Türk kardeşimin de başımın üstünde yeri var ama Türkçülüğü sevmem. Her dindar kardeşimin de tekkede, zaviyede, dergahta kendiyle ehil olan her dindar kardeşimin başımın üstünde yeri var ama dinciliği sevmem. Bu yanlış anlaşılmasın. Bizim böyle bir dargınlığımız varken ayaklarına sağlık Genel Başkanım. Keşke daha önce gidilseydi Doğu'ya, Güneydoğu'ya. Gitti, görüldü. Ama söylenen sözler... Ama bu batıyı kaybetti diyor bir takım analizciler. Din yatak inince giderken evdeki bulgurdan olduk. Bakınız biz sadece Doğu ve Güneydoğu'da oyumuz düşük değil. Karadeniz'de de düşük. Bugün de düşüktü, dün de düşüktü. Yerel yani. Seçimde de kaybedildi. Hayır, bugün de düşüktü, dün de düşüktü. Yani bu seçimlerde azaldı demiyorum. İç Anadolu'da da böyle. E pekala, buraları da bir irdelememiz lazım. Doğu ve Güneydoğu'da çok düşük ama diğer taraflarda düşük. O zaman çok düşüğü yukarıya çekmemiz, düşük olanı da daha artıya çıkarmamız gerekiyor. Bunları irdelemek lazım. Sosyolojik olarak irdelemek lazım. Nedir? Bizden kaçan nedir? Niçin kaçıyor seçmen bizden? Niye kaçıyor? Şimdi yıllardan beri büyük bir manipülasyon var. Erol Bey, siz iyi bir araştırmacısınız.
ve bu konuda bilgi birikim sahibi bir entelektüel, değerli bilgimiz bir akademisyen yeter, arkadaşımızsınız. Yeter. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde bir kart geziyor. Nüfus kartı, kağıdı. Bakın, ekmeği karneyle aldılar. Şekeri karne. Yıl kaç? 1942. Ve kardeşim, koca başbakansın. Tarihi mi bilmiyorsun? 42'de İkinci Dünya Savaşı. Bir tarafta Mussolini, bir tarafta Hitler. O çok bir tarafta edildi, tabii, maalesef. Bir maalesef. Tarafta Stalin. Maalesef. Efendim, camilere ahır yapmışlar. Buğday deposu yapmışlar. Kardeşim, eğer Selçuklu mimarisinden öte daha büyük mekanlarımız mı vardı bizim? Hayır. Göçebe bir toplumdan cumhuriyetle yapılanmaya başlamışız. E ne yapmış? O gün at, savaşa gireceksin. Birinci Dünya Kurtuluş Savaşı'nda atları saklayabilecek hiç yerin yok. Hiç o konuda yok. Kendinizi yormayın. Onun istismar hayır, ama bunu anlatayım. Herkes anlıyor. Bunu herkes biliyor. Buradan ama bir yere bağlamak. Bir şey yok. Buradan bir yere bağlamak istiyorum. O zaman izin buyurun tabii. Bakın, şimdi bu camilerde ambar olmasaydı, o gün atlar bağlanmasaydı, ulusal kurtuluş mücadelesi verilmeseydi, bugün ciddi anlamda Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e saldıranlar o camilerde ibadet yapamazdılar. Eğer minarelerin hilali düşmediyse, o da doğru, İslam'ın beş şartı özgürce yaşanıyorsa bu Cumhuriyet'in devrimleri sayesindedir. Kesinlikle öyle. Sayın mütercimler, Osmanlı'nın terk ettiği topraklara bakalım. Balkanlar'da işte Temmuz ayının 10'unda yıl dönümü yapılacak. 16. yıl dönümü Balkanlar'da yaşanan katliamın. Osmanlı'nın terk ettiği her yerde acı var. Ve şimdi Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da acı var. Ama 90 yıla yakındır, hı hı, Cumhuriyet inancıyla askeri darbeler, jeolojik depremler, ekonomik depremler, sağcı solcu birbirimize girdirilmiş, kırdırılmışız. Ama Cumhuriyet hala var, yaşıyor ve alabildiğine de yaşama arzusuyla, azmiyle devam ediyor. Buradaki sıkıntı şu, bunları anlatırken. Cumhuriyet Halk Partisi mi? Aman Allah'ım, bunlar dinsizdir, imansızdır. Kime göre, niye göre? Niye göre? Çünkü maalesef yıllarca, hepsi için söylemek mümkün değil, görevlerini, dinimizi bize hakkıyla öğreten dedelere, imamlara, hocalara, müftülere teşekkür ederim, ellerinden öperim. Ama bir de camileri il ilçe başkanlığı gibi kullandılar. Ne zamandan beri? 1950 yılından beri. 61 yıldır sayın mütercimler, bu topraklarda değerlerle devrimler kavga ettiriliyor. O değerler, mana, inanç değerlerimiz bizim. Ben iman etmişim, inanmışım, hak kabul etmişim. Son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa. Peygamberim. Ama bir Mustafa daha var. Fani. Bu ülkenin kurtuluşunu gerçekleştirmiş. Bize bu toprağı vatan olarak sunmuş yedi düvele karşı. Ve 50'den beri Hazreti Muhammed Mustafa'nın değerleri ve Cumhuriyet'in devrimleriyle hiç hak etmeyecek bir şekilde kavga ettiriyor. Barıştırmalıyız. Bunu barıştıracak olan tek kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz de... Bu yönetim de onun yaptığını, yapmaya çalıştığını iddia etti. Şimdi bu söylediklerimin içerisinde yine söyleyeceğim, algı meselesi çok önemli. Algılatabilmek çok önemli. Çok çok önemli. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz efendim? İletişim stratejisinde son derece başarısız oldular bu adamlar. Tam tersi AKP ise iletişim stratejisinde olağanüstü. Bu adamlar kimse yani, ben, o kimse. Yani ben milletvekilleri benim, olarak söylemiyorum, kimse artık. Adamlar dediğim kurumsal, evet, reklam şirketidir, yeni, şudur, yeni hepsi dahil. CHP meselesi, evet, yani bu AKP bununla başarılı olmayı unutmayın. Peki. Unutmayalım, affınıza sığınırım. Estağfurullah. Biz iman ettiğimiz, Resul ve hak kabul ettiğimiz peygamberimiz, Allah'ın elçisi. Biri de fani. Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk için devrimcidir, dehadır. Ama fanidir, insandır diyoruz. Bir Ademoğludur. Bu değerler ve devrimlerin arasındaki bu dargınlığı, bu kavgayı bitirmemiz gerekiyor. Dinin üzerinden siyaset yapmalarını engellememiz gerekiyor. Bunun için büyük, İç Anadolu'da da diyorum oyalamıyoruz. Halk buna inanıyorsa ne yapacaksınız? Bunu anlatabilmeliyiz. İnanıyorsa ne yapayım deyip kepengi indiremeyiz. Bir siyasi partiyiz.
Bu parti, bu ülkeyi kuran partiyiz biz. Bunları ifade edebilmeliyiz. Terleyerek, koşarak. Aradaki yani iki seçim süreci arasındaki 4 yılda bunu yapması gerekirken son dakikaya bırakırsanız bunları tabii ki algılatamazsınız. Efendim, bakın tekrar edeyim. 45.20'yi irdeleyemedik. Hı hı. 42'yi irdeleyemedik. 2009'da Kemal Bey niye 37 oy aldı? %5 oyla alsa, 7 oyla alsa seçilecekti. Hı hı. Niye alamadığı irdeleyemedik. Bunları irdeleyen, laboratuvarı olan. Ama bu laboratuvarı... Ama o zaman da Deniz Beyler işin başındaydılar. Onlar irdelememişler. Efendim ben sadece Kemal Bey irdelemedi de... Yok bu sorular var. O tabii sorularla Deniz Bey, birleştiriyorum. Deniz Bey niye Deniz Bey irdeledi demiyorum. Bunu bir yere getirip oturtmamız gerekiyor. 2014'de... Anladım yani siz diyorsunuz ki ben meseleyi kişiselleştirmiyorum. Sakın ben böyle. Kurum diye bakıyorum. Tabii ki böyle. CHP tabii parti böyle. Diye bakıyorum. Tabii orada ki böyle. Kimin olduğunun çok fazla bir önemi yok diye değerlendiriyorum. Hepimiz önemli faniyiz. Olan evet. Hepimiz önemli faniyiz. Olan bu kurumda organizasyonda bulunan kişiler. Sayın mütercimler kalacak olsaydı gelmiş geçmiş en büyük devrimci ve deha olarak kabul etmiş. Mustafa Kemal Atatürk kalırdı. Kendi yok. İsmi ve bıraktıkları bize yetiyor. Hı hı. Ama biz faniyiz, gideceğiz. Onun için kurultayı isterken burada bir arkadaşlarımızı zinhar kırmak, incitmek, dökmek değil. Sayın Genel Başkan, yeni CHP'yi de anlatacak arkadaşlar çıkar. Yeniden CHP'yi de anlatacak arkadaşlar çıkar. Evet, haftayı anlatacaklar. Bütün bunlar çıkıp biz ifade etmeliyiz. Hı hı. Ve buradan yapılması gereken bu 3 günlük kurultayın içerisinde. Toparlamanızı bir gün, rica etsem. Tabii ki hay. Teşekkür ederim Ayşe. Bir gün bu konuları konuşmalıyız. İkinci gün tüzük komisyonları oluşmalı. Evvel emirde tüzüğü değiştirmeliyiz. Tüzükte ayrışan değil yarışan tüzük olmalı. Bu CHP'nin tüzüğü ne menem şeydir ben yıllar yılı duyarım. Bu yani nasıl bir şey bu değişmiyor mu hiç Allah? Her duyarım değişir ben bunu. Ama daha yıllardır iyiye doğru değiştirmeliyiz. Demokratik bir tüzük olmalı. Hı. 2004 yılında değiştirildi ben mesela hayır vermiştim. Çarşaf liste blok liste olacaktı. Anladım. O zaman ben hayır verdiğim yani anladım. Zaman daha demokratik. Daha demokratik. Örgüt o. Örgütün evet. Hak sahibi, söz sahibi olacak. Örgüt içi eğitimi ön plana taşıyacak. İşte bugün partiye gelip yarın bir görevi aldığı zaman arkadaş anladım. Parti içi eğitimden gelecek ki hataları sudan azaltsınlar. Çıkmış balığa dönmesin. Kısacası. Rica ederim yani öyle bir tabir kullanmıyorum ama bu anlamda önemli. Bir, bütün geneli konuşmalıyız. Hı hı. İki, tüzük değişikliği. Üç, mutlaka çarşaf liste olmalı. Yani sayın genel başkanı seçen, genel başkanı seçtiğinde... Doğru hareket eden kurultay delegeleri parti meclisini seçerken ben yanlış hareket edeceklerine inanmıyorum. Ve genel merkez yöneticileri, PM üyesi arkadaşlarım da ben de aday olacağım. Çıkıp örgüte teslim edelim. Bu örgüt genel başkanı seçerken yanlış yapmıyor. Sağ olsun memnunuz genel başkandan. O zaman bırakalım yöneticileri de örgüte seçtirelim. Çarşaf liste olmalı. Bu yapı içerisinde şu an var olan dargınlık, kırgınlık noktasına meseleleri getirmeden, incitmeden. Ben çok üzüldüm Sayın Genel Başkan Yardımcısının söylediği söze. İki partinin %4'te almış partiyi. Parti 92'de 12 Eylül kapatmış. Baykal, Önder Sav %4'te almışlar. Bugünlere kadar başarılı olmuş olmamış ama emek vermişler. Efendim birbirlerini boğazlayan. Ben hatırlıyorum Sayın Genel Başkan Yardımcısı. Deniz Bey'in başına bu ahlaksız komplo geldiğinde televizyon ekranında ağlıyordu Gürsel Bey. Bu olmaz. Bu olmamalı. Biz unutmamalıyız ki yarın biz de gideceğiz. Yarın bizden sonra gelenler de bize sevgiyi ve saygıyı bütüncül anlayış içerisinde tutmalılar. Bu koltuklar kimseye kadifeli ve ömür boyu bırakılmamıştır. Kalacak olsa Sultan Süleyman'a kalmazdı. Ona kalırdı. Ona kalmadığı gibi Süleyman Demirel'e de kalmadı. Öteki Süleyman'a da kalmadı. Kalmaz. Peki biz... bunu ders olarak iletelim. Herkes kendine düşeni alsın. Evet. İsterseniz bir son soruyla programı tabii ki noktalayayım. Tabii efendim. Çok teşekkür son ederim. Soru kişisel bir mesele. Sayın Berhan Şimşek, Balbay, Haberal ve Alan'ın milletvekili olması ve savcının bunlar içeride kalsın, serbest bırakılmasın görüşleri hakkında ne düşünüyor acaba? BDP'li vekiller serbest kalırken diğerlerinin bırakılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? En farklı soru bu olduğu için şimdi bununla programı çok kapatayım ederim. İstedim. Bir, de, çok bir da, iki dakika içinde toparlayınız. Çok da güncel bugün olan evet. Bir hadise. Her şeyden önce ben Balbay'ın, Haberal'ın suçlu olup olmadığını bilmiyorum.
Evet. Kendileri de bilmiyor, hukukta şu ana kadar söylememiş. Bu arkadaşlarımızın suçları sabit değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilmiş olsalar da olmuş oldukları için bunu anlatmıyorum. İnsan olarak anlatıyorum. Geç kalmış adalet, adalet değildir. Yıllardan beri bu insanlar içeride. KCK davasında yatanlar için de aynı şey geçerlidir. Diğer arkadaşlar için de geçerlidir. Eğer suç mahkemede yargı kesinleşti ve suçunu aldıysa biliriz ki suçlu. Ama insanları böyle Çin işkencesiyle hiç hak etmediği bir şekilde yıllarca tutsak olarak ölüme mahkum etmek bana göre ölümlerin en büyüğüdür, en acısıdır. Şimdi burada savcı mütala vermiş. Bu mahkemeye geçecek. Daha önce Sayın Sebahat Tuncer olayı var. Bunun amir hükmü anayasada 83. maddede açıktır. 14. maddede de biraz muğlaktır. Burada anladığım kadarıyla 14. maddeyi hakimin nasıl yorumlayacağına bağlı. Öyle. Ama bir taraftan Hatip Dicle cezası kesinleşmiş yatmış, cezasının hepsini tamamlamamış olmasına rağmen yatmış olduğunu hepsini kabul edip böyle bir şey yapılıp diğer taraftan bu olursa toplumsal vicdanı, kamu vicdanını sanırım ki Hatip Dicle'ye oy verenlerin de yüreğini sızlatır. Sayın Balbay'a, Sayın Haberal'a da oy verenlerin vicdanını sızlatır. Genel kurulun, meclisin yemin töreninden sonra yapacak çok işi vardır. Genel kurula kıyak emekli olmak için milletvekilleri gitmemeli. 21 saat kürsü kullanmışım. 301 soru önergesi vermişim. 26 kanun teklifi vermişim. Oraya milleti temsilen, milletin hakkını, hukukunu, ülkenin barışını, işini, aşını, ekmeğini, mutluluğunu, geleceğini kurmak adına oraya gidiyorlar. Umarım öyle olur. Onun için daha yemin töreninden önce böyle bir hukukta birine sen geç, diğerine sen kalla başlatırlarsa bu yanlış olur. Ama hukuk herkese eşit şekilde uygulanmalı. Hükümetlerin hukuku olmaz. Başbakanların hukuku olmaz. Hukukun üstünlüğü adaletin terazisinde herkes için eşit tartılmalı. Teşekkür ederim. Bununla da noktalamış olalım. Buna hayır diyebilecek akıl sağlığı yerinde olan çok hiç kimse ediyorum. Olamaz. Ben çok teşekkür ediyorum. Erol Bey, ben konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim. Benim için de doyurucu bir program oldu. Umut ederim ki sürçü lisan etmedik. Umut ederim ki söylemiş olduklarımın altında buzağı arayan arkadaşlarımız olmaz. Dün, önceki gün gibi yarın da devrimci kimliğimle bu ülkenin kültür, siyaset, sanat hayatında olduğum gibi yarınlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Tabii izleyicilerle içimden geçeni paylaşayım efendim. Ben aslında Berhan Şimşek'te Türk sineması üzerine konuşmak isterdim. Halit Refi sinemasını çok merak ediyorum. Aslında ben onu konuşmak isterdim. Devrimci sinemayı gerçekten. Çünkü çok yüreklilikle daha önce söyledim. Bir kere daha net bir şey söyleyeyim. Gerçekten siyaset konuşmak hiç istemiyorum ekranlarda. Hiç istemiyorum ama. Fakat işte zaman zaman zorundasınız çünkü CHP ve bu gelinen nokta böyle bir şey. Ve umuyorum gerçekten bir gün sinema ve sanat konuşalım. Hayır, çünkü benim de çok gönül verdiğim bir konu. Konuşalım. Efendim oyunculuk yapmışlığım da vardır. Biliyorum, zaten sadece tabii. Siz değilsiniz. Biliyorum. Ya üstelik de Türkan Şoray'la başrol oynadım. Biliyorum, tabii, ama biliyorum. Çok başarısız oldum ayrı bir şey. Neyse onu kenara koyalım. Biliyorum. Efendim programı noktalarken bir kez daha konuşmaların kendimce şöyle özetlemek istiyorum. Birincisi en önemli soru şuydu. Berhan Şimşek ve öteki aktörler bir milletvekili yapılmadıkları için mi bu tepkiyi koyuyor ve ekranlarda bunları söylüyorlar? Çok net bir yanıt aldık. O çok net yanıt bence son derece akılcı ve çok doğru bir şey söylediler. Dediler ki ya ben de dahil olmak üzere öteki aktörlere baktığınızda bunlar defalarca milletvekili olmuş insanlar öteki sayıdan isimler. Demek ki milletvekilliği talebi meselesi değil bu mesele. Ben de ona katılıyorum. Eğer Berhan Şimşek daha önce milletvekili olmamış olsaydı ben de derdim ki ya milletvekili olmak istiyor. Evet bunun için konuşuyor. Bu bir. İki, çok net ve defalarca bütün bu sorulara
önümde 53 soru görüyorum şu ana kadar. Bütün bu soruların da hemen hemen birkaç tanesi hariç hep aynı soruyu soruyorlar idi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti başkanlığı konusunda herhangi biçimde bir problemleri, değiştirilme yönünde bir talepleri olmadığını birkaç kez altını çizerek ve üstüne basa basa söyledi. Demek ki mesele bu da değil. Ha, bu konuşmadan benim çıkardığım sonuç şu efendim. Talep şu. Yeni CHP diye bir ifade kullanılıyor. Bu konudan bir ciddi biçimde bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık aslında yalnızca Berhan Şimşek'e özgü değil. Bu rahatsızlık pek çok CHP'ye gönül vermiş insanla da ilgili bir konu bu. Belki yeniden yapılanması gereken CHP, işte AKP'nin bu başarısı karşısındaki burada çok doğru bir mail var. Bununla bitireceğim konuşmayı, onu okuyarak bitireceğim sizlere bu konuşmayı. Bu yeniden bir CHP nasıl yapılandırılabilir? İşte bunun içine bir kurultay ivedi toplanmalı. Evet, kurultayı toplayacak delege teknik olarak demin anlattılar. Gördüm ki bu biraz zor görünüyor ama orada bir talepleri var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kendisi bunu talep edebilir, bunu ortaya koyabilir ve bu toplanabilir. Bu öyle görüyorum ki bu yapılmalı. Öyle ya da böyle bir sonuç alınmalı ve bu parti içi kavga bitirilmeli. Taze kan mı konulacak yoksa mevcut olan kanının oksijen miktarını mı arttırılacak onu bilmem, karbondioksidi mi yok edilecek ya da partinin içinde Berhan Bey böyle bir ifade kullanmadı ama şimdi gelen maillerden bazılarını da görüyorum. Partinin içinde bilemiyorum tabii parazit lafından ne ifade ediliyor onu bilmiyorum. Herhalde biliyor bunu gönderenler, ne anlatılıyor bu. O her neyse orada bir temizlik mi yapılacak ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok net biçimde kardeşim ben bu seçime kadar genel başkandım. Şimdi bu kurultaydan itibaren artık liderim ve bundan sonra bir ekibimi kendim kuruyorum. Bundan sonra il başkanları dahil, milletvekili adayları dahil artık bunu ben yapacağım. Sizin yaptıklarınız bakın yalan yanlış bir yerlere gitti. Siz kişisel hırslarınızla ya da dünyaya kısır bakışınızla, o dar bakışınızla bunları yaptırdınız ve bunlar çok ağır eleştiriler yapılıyor ve bakın bunlar partiye Batı'da kaybettirdi, Karadeniz'de kaybettirdi. Bu yalan yanlış şeyleri bana söylettiniz. Geçen salı günü hatırlarsanız oradaki ifadenin yanlış olduğunu ben de söylemiştim özellik meselesinde. Doğru cümle nasıl olmalıydı? İşte bunlar çok için basitti. Bunlar için çok danışma basitti. Geçen hafta söyledik biliyorum. Kemal Bey'i uyarmalıydılar. 91 aynısını yılında söyledik. Yani üzmeyin kendinizi. Üzmeyin kendinizi. Evet. Aynısını biz geçen hafta evet. söyledik. Oradaki doğru cümle evet. ne olmalıydı teşekkürler. Diye. Evet. Bu yapılmalı. Bu konuşmalardan ben bunu çıkardım. Yargı size kalmış artık. Israrla söyledikleri bir şey var. Bir algı. Evet, eğer algı yanlış olursa doğrulara rağmen Berhan Şimşek'in de yapacak ona bir şeyi yok. Ama o İnanıyorum ki tüm açıklığıyla karşınıza getirdi, koydu talep edilenler ne? Ha, buna rağmen suçlamaya devam ediyorsanız ona yapacak hiçbir şey yok, ona hiç kimse bir şey yapamaz. Burada bir doğru bir mail var, müsaade ederseniz bununla bitireyim efendim. Diyor ki, AKP CHP'den daha iyi çalışıyor, tebrik etsinler bence ve daha çok çalışsınlar. Başarısız olan tüm il ilçe örgütlerini görevden alıp, adam gibi, çakı gibi adamları koysunlar. İzmir'de Karşıyaka'da ilçe teşkilatının genel sekreteri 75 yaşında, 20 yıldır orada oturuyor. Sizce o adam ne yapabilir? O adam ifadesini kaldırınız ama gönderdiğiniz için okudum efendim. Onun yerine 30 yaşında birisi koy. Mesele 75 ile 30 mukayesesi değil. Nice 30 yaşında kişiler tanırım ki 90 yaşındalar. Bu saçmalık bence, bu yanlış bir şey. Mesele o değil, mesele şu. Şunu söylerseniz doğru. Aritmetik akılla değil, matematik akılla hareket eden kişileri koyun deyin. Bu mesaj doğru bir yere gelsin, otursun efendim. Geri kalan kısım artık onlar edebe aykırı şeyler. Bu tür maillerde göndermeseniz derim. Doğru başlayıp yanlış bitirmeyi nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Benim öğrencilerim de aynen sizin gibi. Buradan bir sonuç çıkarıyorum. Türk Milli Eğitim Sistemi arızalı ürünler yetiştiriyor. Ondan sonra da Berhan Bey işte bu şikayetlerde bulunuyor efendim. Demek ki Milli Eğitim Sistemi'nde çok ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var ki arızalı ürünler, defolu ürünler çıkmasın. Doğru düşünebilen ürünler çıkartalım. Onun da tek kuralı var. Sorgulayan beyinler yaratabilmeliyiz. İşte bunun adına parti içi demokrasi deniyor galiba. Doğru ürünler. Efendim, müsaade ederseniz sizin adınıza da kendi adıma da özellikle bizim fanatik Ziver adına da Berhan Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Katıldı, zahmet etti, buralara geldi. Ayaklarına sağlık, düşüncelerini
bizimle içtenlikle paylaştı. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar başta Berhan Şimşek olmak üzere Tanrı'dan hepinize sağlık diliyorum. İşte umuyorum ki CHP'nin bu içindeki kavgaların kim bitirecekse, bu bitmesi gerekiyor anlıyoruz. Kim bitirecekse ona da Tanrı'dan tek bir şey diliyorum efendim. Akıl sağlığı ve tabii ki ruh sağlığı. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olsun ki kimse o kişi ya da kişiler şu meseleyi bir sonlandırsınlar da biz de burada başka şeyler konuşalım. Kültür konuşalım, sanat konuşalım. Dünyada başka güzel şeyler konuşalım. Tarımın sorunu konuşayım. En önemli problemler, turizmi konuşayım, insan hakları konuşayım. Onları konuşayım da şu işleri konuşmayayım. Ama haftaya yine CHP'yi konuşmaya devam edeceğim efendim mecburen. Mecburen. Ve tabii şunu söylüyoruz. İyi ki hayatımızda politika ve politikacılar var. Ve biz bunları paylaşıyoruz. Buradaki maillere de son cevap kişisel, onu en sona bıraktım. Bütün bunlar anlatılmadı mı derseniz seçimin sonucunu bakın ben kendimden söyleyeyim. 22 Nisan Caddebostan Kültür Merkezi saat 19'da vermiş olduğum bir konferansta bu soruldu. Aynen seçimin sonucunda CHP'nin kaç milletvekili alacağını, BDP'nin kaç milletvekili alacağını, ötekilere ne dağılım yapılacağını, işte Namık Kemal Boya dostum, Cumhur İslam temsilcisi başta olmak üzere hepsi orada Tanrı huzurunda tanıktır. Oraya katılan CHP'deki üye arkadaşlarım, teşkilatlarda bulunan arkadaşlarım hepsi ellerine yazdılar. Not olarak yazdılar. Çıkacak milletvekili sayısını bile kendi şahsım bile söyledim. Ve orada da şunu söyledim. Dediler ki moralimizi bozuyorsunuz. Dedim bunu söylüyorum çalışın. E şimdi ne yapayım çalışılmamışsa. Efendim iyi akşamlar diliyorum.